Selamlar. Geçen hafta bir toplumun demokratik bir rejimle yönetilip yönetilmediği konusunda nelere bakmamız gerektiği üzerine konuşmaya başlamış ve ekonominin demokrasinin altyapısında oynadığı kritik rolde kalmıştık. Hadi ekonomiyle devam edelim. Ekonomi başlangıçta bazılarına siyasetle ilgisiz bir alan gibi görünebilir. Bugün de birçok önde gelen uzman bu iki alanın siyasetle ekonominin ayrılığına ve siyasetin neden ekonomiden sürekli olarak uzak durması gerektiğine dair görüşlerini anlatır. Bununla beraber bana göre ekonominin siyaset üzerindeki belirleyiciliği tarihin en belirgin ve en sürekli özelliklerinden biridir. Ve iki tane de önemli etkisi vardır bence. Bunu birkaç yönden ele alabiliriz. Bunların ilki gelir adaletsizliğinin toplumsal dengeler üzerinde yarattığı siyasi baskıdır. Bunun demokrasiyle olan bağını en güzel ifade eden büyük düşünür Jean-Jacques Rousseau olmuştur. İdeal bir toplumu tanımlarken Rousseau toplumda ne kimsenin kendi oyunu yani iradesini satacak kadar yoksun ne de kendi oyunu yani iradesini başkalarının oyunu satın almak üzere kullanacak kadar zengin olması gerektiğini savunmuştur. Gerçekten de zenginliğin çok küçük bir azınlığın elinde toplandığı, diğer yandan çok büyük bir çoğunluğun ise küçük küçük paylar alıp yoksulluk içerisinde yaşadığı eşitsiz bir toplumda bu zenginlikten biraz pay verme karşılığında bu büyük çoğunluğun mevcut sisteme olan sadakati ve bunun bir siyasal yansıması olarak oy verme şansı satın alınabilmektedir. Bazen doğrudan ama genellikle dolaylı olarak. Bu mesela yapılan bazı sosyal yardımların sürekli hale gelebilmesi ya da bazı gruplara bir çeşit pozitif ayrımcılık yapılabilmesi ve bunun garanti edilmesi karşılığında belli siyasal hareketlere insanların kendini desteğe mecbur hissetmesi gibi durumlar yaratabilir. Bu da açık bir şekilde demokrasi düşüncesinin temelinde yer alan güçlü ve ne istediğini bilen bireylerden oluşan bir rejim mantığının aslında kökten ortadan kalkması anlamına gelir. Bunun daha da tehlikelisi devleti kontrol eden bir siyasi grubun yani belli bir süre için devleti yönetmek üzere yetki alan siyasi partinin bir ülkedeki en büyük sermaye birikim alanı olan devletin kaynaklarını benzer bir sadakat ilişkisi için kullanmasıdır ki bu siyaset ve ekonominin bırakın birbirine karışmamasını birleşmesi anlamına gelir ve eğer zaten bunun denetlenip engellenip cezalandırılacağı bir nokta geçilmişse o ülkede zaten önemli eşiklerin çoğu aşılmış, demokrasi dediğimiz şey de hali hazırda yapılmakta olan şeylere renkli bir kapak olmaktan başka bir şey haline gelmemiş demektir. Diğer bir önemli yön ise birikmiş sermayenin toplumun iradesini, seçimlerini, karar alma mekanizmalarını etkileyebilecek diğer yapılara yani medyaya, eğitime ve hatta özgür düşüncenin kalbi denilebilecek olan üniversitelere bu kaynağı yönlendirip buraları manipüle edip karar alma süreçlerini etkileyebilecek konu ve kişileri yönlendirmesini içerebilir. Gördüğünüz gibi ilk bakışta biz merkezdeymişiz ve bizi yöneten yapıları yani üst yapıyı biz yaratıyormuşuz ve tam da bu nedenle ona rıza gösteriyormuşuz gibi bir görüntü ortaya çıksa da altyapıya şöyle bir baktığımızda bile böylesi bir demokrasi anlayışının bir illüzyondan daha fazlası olmadığı açıkça görülüyor. Ve şüphesiz ki altyapısı dengeli olmayan yani gelir ve fırsat eşitliğini sağlayamamış, medyası yönlendirilen ve her türlü bilgi akışları manipülasyona açık olan, bireylerin analitik ve rasyonel düşünce yapılarını inşa eden eğitimin ise belirli grupların ve niteliksiz kadroların etkisinde kaldığı bir toplumda tek tek vatandaşların aldığı kararların gerçek anlamda onların çıkarını ne kadar yansıttığı ortada olacaktır. Altyapıdan yoksun bir demokrasi bu haliyle net bir illüzyondur. Çünkü çok güçlü de bir gösteri yaratabilmektedir. Çünkü o vatandaşların her biri tek tek kendisinden çok emin bir şekilde doğru olduklarına inandıkları çözümler için sandığa gidiyor. Hatta saatler, günler, haftalar süren tartışmalara girip diğer insanları neden kendi çözümlerinin en doğrusu olduğuna inandırmaya çalışıyorlar. Yani illüzyon gücü de burada çünkü teknik olarak bakarsanız demokrasi tıkır tıkır işliyor. Herkes kendisi için uğraşıyor. Gidiyor, örgütleniyor, birbirlerine bir şeyler anlatmaya çalışıyor, oy kullanıyor vesaire yapıyor. Teknik olarak tıkır tıkır işliyor. Ama bu teknik tanıma, yüzeysel tanımı bırakıp altyapıya indiğinizde bunun aslında kocaman bir hikaye olduğunu ve bu altyapıdaki unsurların olmadığı yerde istediği kadar insanlar uğraşsınlar orta aşamada, istediği kadar seçime gitsinler, istedikleri kadar partilere üye olup birbirlerini ikna etmeye çalışsınlar. Aslında demokrasiden bahsedebiliriz.
edemeyeceğimizi kesinlikle söyleyebiliriz. Altyapıya dair aslında başka birçok bileşen olsa da bence bu kadarı işin altyapıyla merkez noktası arasındaki etkileşimi anlamak açısından yeterliydi. O nedenle hadi şimdi etkileşimin biraz daha üstündeki aşamalara odaklanalım. Üst aşamalara baktığımızda da yine başlangıçta çok temel bir mantıkla işleyen, çok basit görünen ama önemli püf noktalarına sahip bir yapı görürüz. Başlangıçta dediğim gibi bu basittir çünkü çok temel bir döngüye dayanır. Bizler istediğimiz toplum, istediğimiz yönetim oluşsun diye bizim istediğimiz kuralları çıkarabilecek türden kişileri, yani temsilcilerimizi, yani vekillerimizi seçeriz. Varsayım biz zaten en başta kendi benzerlerimizi, bizim istediklerimizi yapacak kişileri seçtiğimiz için oraya gidecek kişilerin de bizim için çalışıyor olmalarıdır. Hakkı savunulan kişi veya gruplar çok farklı olabilir. Aynı ekonomik sınıftan, aynı toplumsal cinsiyetten, aynı kültürel isteklere sahip kişilerden, aynı toplumsal isteklere sahip olanlardan. Örneğin öğrencilere dair düzenleme isteyen gençlerden ya da sadece benzer bir kalkınma arayışında olan belli bir yöreden insanlar şeklinde bu gruplaşmalar olabilir. Fakat sonuçta bu gruplar seçtikleri, kendi temsilcileri olarak seçip meclise yolladıkları kişilerin kendilerinin istediği türden kuralları çıkartacak şekilde çalışma yapmasını beklerler. Yani sanki kendileri oraya gitmişçesine birisinin, o vekillerinin onlar adına çalışmasını umarlar. Bu temsilcilerin gittiği yere bizim adımıza çıkacak olan kuralları yapmaya çalıştıkları, yani yasaları yapmaya çalıştıkları için biz yasama diyoruz ki Türkiye'de yasamanın karşılığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bir de bunun dışında bazı sistemlerde meclisin içinden çıkmak üzere, bazı sistemlerde doğrudan ayrı bir seçimle yine halk tarafından seçilen ve hali hazırda yasamada oluşturulmuş olan yasaları en iyi şekilde uygulamak ve ülkenin en temel amaçları olan güvenlik, adalet, refah dağıtımı ve altyapı gibi işlevleri yürütsünler diye bir kurul da seçeriz biz. Bu kurul adından da anlaşılacağı üzere yürütme adını alır. Bu iki güç, yani yasama ve yürütme, döngünün ilk ayağını oluşturur. Biz çıkan her kuruldan etkilenenler olarak bu kurulları oluşturduğumuz için bu kurulların oluşma süreci tam bizim istediğimiz şekilde gerçekleşmese bile buna rıza göstereceğimiz varsayılır. Bizi yönetmek üzere bizim seçtiğimiz kurulların yönetimiyle döngünün tamamlanacağı varsayılmaktadır çünkü. Bütün bunlar döngüye bir meşruiyet katmakta, sistemi işler kılmaktadır. Üstelik yönetimi beğenmediğimiz zaman ilk seçimle değiştirme şansımızın da olması bu döngünün meşruiyetini çok ciddi şekilde güçlendirmektedir. Ayrıca bu iki gücün dışında üçüncü bir güç, yani yargı, çok daha farklı bir mekanizmayla oluşur. Belirli bir uzmanlık eğitimi almış bir hukuk grubu, yasama tarafından oluşturulmuş olan kurallara göre bireylerin ve devlet kurumlarının hareket etmesini denetleyen temel güç olma işlemini üstlenmiş durumdadır. Örneğin iki birey anlaşamadığında bu anlaşmazlığı kendi kendilerine, kendi kafalarına göre koydukları kurallarla çözmelerine gerek kalmadan, çünkü ikisi de kendi kuralını koyduğu zaman bu kurallar tahminen birbiriyle zıtlaşacaktır ve o iş şiddetle çözülmeye çalışılacaktır. Ve bu yüzden onlara bırakmadan anlaşmazlığı çözen ve sürecin yasalara göre, bütün toplumun oluşturduğu kurallara göre nasıl işlemesi gerektiğini söyleyen güçtür yargı. Her ne kadar yürütme gücü doğrudan halktan almış olsa bile aldığı o gücü doğru kullanıp kullanmadığını denetleyen, gerektiğinde tek bir bireyle koca bir bürokrasinin, yani yürütmenin karşı karşıya kaldığı durumlarda bile o tek bireyin hakkını koruyan mekanizmadır yargı. İşte bu üç gücün ayrılığı aynı zamanda halktan gelen o koca gücün, yetkinin ve kaynakların tek bir grubun elinde toplanmasını önleyerek toplumsal düzenin tüm toplumun işine yarayan bir şekilde işlemesini sağlayan bir güçler ayrılığı yaratır. Böylece devlet kurumları birbirini denetleyerek ve dengeleyerek sistemin dengede kalmasını, tek bir kişi veya gruba değil bütün topluma işlemesini ve bunların toplumdan güç alan çeşitli mekanizmalarla günü geldiğinde değişmesini sağlar. Oysa daha başta da dediğim gibi bu ideal tablonun çok önemli bazı püf noktaları vardır. Ve idealde tanımlanan bu model maalesef neredeyse hiçbir ülkede tam işlemez. Bazı ülkelerde bir takım küçük bozulmalar vardır. Bazı ülkeler ciddi sorunlar yaşar. Bir kısmında ise bunların adı vardır ama kendisi aslında yoktur. Yasamada, yürütmede, yargıda o ülkelerde belli kişi ve grupların bir güç kullanma aracı haline dönmüştür bile.
İşte tam da bu nedenle bu videoda burada duralım ve iki alanın yani üst yapı ve alt yapının tam ortasında duran kilit unsura yani bizlere, vatandaşlara bir bakalım. Bu iki yapının yani alt yapı ve üst yapının arasında baskısında veya dengesinde vatandaşların konumunun, iradesinin ve bir araya gelmesinin bütün bu süreçleri nasıl etkilediğini ve aynı zamanda bütün bu süreçlerden nasıl etkilendiğini görmek bu yapbozu genel hatlarıyla anlamamıza epey yardımcı olacaktır. Bu nedenle haftaya vatandaşlar altyapı ve üst yapı arasındaki güç dengesi ve bunun yansımaları olan temsiliyet çabaları ve bunların sonuçları üzerine konuşarak devam edebiliriz. Bugünkü vaktiniz için teşekkürler. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere.